de kuruluş tarihimizde belirlediğimiz gibi istişare bizim için çok önemli olmuştur. Ve genişletilmiş istişare toplantılarımızda bugüne kadar tüzüğümüzde belirtilen kurullarımızın dışında ulaşabildiğimiz herhangi bir kurulumuzda, organımızda görev almasa dahi hala gönül bağı bizimle olmaya devam eden değerli arkadaşlarımızı ve büyüklerimizi de mail ve bizatihi arayarak bu ve benzeri toplantılarımıza hep davet ettik. Bugünkü düzenlemiş olduğumuz toplantımızda ise bunu hem partiden çağrı yaparak hem de alma adına onlarla irtibat kurulması, hatta illerimizde bulunan arkadaşlarımızın buraya teşrif etmeleri adına davet edilmesi açısından ben katılmak istiyorum diyenlerin de illerimiz kanalıyla bize bildirilmesini ve onların da davet edileceğini belirtmiş bulunmaktayız. Hatta çeşitli sahiplerle katılamayacağını beyan edip görüşlerini, fikirlerini istifade etmemiz adına maille, faksla bir vesile yazılı bir şekilde partimize ulaştırmalarının bizim için faydalı olacağını ve çok önem arz ettiğini kendilerine ilettik, bildirdik. Ve dün itibariyle sayısı şu anda kaç oldu bilmiyorum ama mail yoluyla da değerli fikirlerini bizlere ulaştıran değerli arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Mutlaka onlar da değerlendirilecektir. Hatta o kadar ileriye gittik ki bu tür istişare toplantılarında alınan kararlar biliyorsunuz gene tüzüğümüz gereği tavsiyedir ama Büyük Birlik Partisi olarak bizler tavsiye kararı partimizin geleceğini, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda buradan bu istişare toplantıları sonucunda çıkan kararlara göre açıkladık, beyan ettik ve o şekilde uygulamaya koyduk. Çok önemli kararlarda kurullarımızı ayrı ayrı topladık daha önceki. Burada olan arkadaşlarımız bilirler. Kurucular kurulumuzu ayrı topladık. Merkez kararımızı ayrı topladık. Yüksek istişaremizi ayrı topladık. Disiplin kurulumuzu ayrı topladık. Yan kuruluşlarımızı ayrı topladık. Geçmişte buraya omuz vermiş, çilesini çekmiş, hala gönlü burada olan arkadaşlarımızı ayrı topladık. Ve en sonunda da hepsini bir araya getirerek son toplantıda da o toplantımızda çıkan kararlara göre de partimizin görüşlerini, fikirlerini ve kararlarını yönlendirmiş olduk. Ben tekrar toplantımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle tekrar selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi sizleri 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizin PKK belasıyla ya da adı ne olursa olsun her türlü terör örgütüyle ülkenin sınırları içerisinde ya da sınırları dışında vatanın birliği, bölünmez bütünlüğü ve vatan için, Allah için, bayrak için hayatını kaybeden şehitlerimiz için, bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimiz için ve ebedi siyasi liderimiz, şehidimiz, kurucu genel başkanımız, Muhsin Başkanımız ve onunla beraber hayatını kaybeden, şehit olan değerli arkadaşlarımızın manevi huzurlarında
bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun. Teknik bir arıza var, İstiklal Marşı'dır. Korkma sönmez bu şafa. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlarım. Gündemimiz daha önce sizlere bildirildi, biliyorsunuz. Bu gündem çerçevesinde önce Sayın Genel Başkanımız basına açık bir vaziyette sizlere hitap edecekler. Akabinde basına kapalı toplantımız devam edecek inşallah. Genel Başkanımızı buraya arz etmeden evvel İsmini okuyacağım arkadaşlarımı da ben buraya almak istiyorum. Bu ismini okuyacağımız arkadaşlarımız da kurullarımızı temsilen burada bulunacaklar. Her kurulumuzu temsilen o kurulumuzun başkanını buraya davet edeceğim. Teşkilatlarımızı temsilen Genel Başkan Yardımcımız Haşim Yanar Beyefendi. Disiplin Kurulu adına Disiplin Kurulu Başkanımız Ali Saraçoğlu. Kurucular Kurulu adına Murat Sancak Beyefendi. Lise İstişare Kurulu Başkanımız Hakkı Öznur Beyefendi. Aferin Hazretleri Genel Başkanımız Murat Aslan Beyefendi. Kadın Kolları Başkanımız Hacer Çayır Hanımefendi. Muhsiyat adına, Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce Akademisi adına eski Genel Başkan Yardımcılarımızdan eski milletvekilimiz Profesör Doktor Orhan Kavuncu Beyefendi. Teknik Kurulu adına Teknik Kurulu Başkanımız Ali Keser Beyefendi. Bugüne kadar divanımızda, mekteplerimizde emeği geçen, görev yapan ama şu anda aktif görevi bulunmayan değerli arkadaşlarımız adına Profesör Doktor Orhan Aslan hocamı buraya arz ediyorum. Ve bugünkü toplantımızın tutanaklarını düzenlemek üzere Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Avukat Gökhan Pirinççi ve Mehmet Cemal Erkoç beyefendiyle. Arkadaşlar diğerlerini alsınlar, buyurun. Geçik olur mu? Şaşın mı? Hacer Hanım oluyor. Murat Bey bir tarafı oluyor. Evet. Götür mü? Sen yetmezsin. Ha orada tutabilirsin. Evet ve
Doğal olarak ve tüzüğümüz gereği bu toplantının başkanı genel başkanımızdır. Kendilerini hem sizlere konuşmalarını yapmak üzere hem de bilahare toplantımızı yönetmek üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun sen genel. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, Alperen kardeşlerim, öncelikle hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Şehit liderimiz, rahmetli genel başkanımı, Muhsin başkanımızı, onunla birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarımızı 15 Temmuz hain kahpe darbe gecesi kaybettiğimiz şehitlerimizi vatan, millet ve ilahi kelimetullah için nizam-ı alem diyerek şehit olan tüm şehitlerimizi ve geçmişlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rahmetli şehit liderimizin, genel başkanımızın her zaman sizlere seslendiğinde dediği gibi çağırdık yine geldiniz. Her türlü zorla, her türlü yokla, her türlü adaletsizliğe, her türlü haksızlığa ve her türlü kahveliğe rağmen yine buradasınız. Allah sizden razı olsun. Rabbim sizleri var etsin ve yücelsin. En güzel cevabı bu salonda siz verirsiniz. Allah sizden razı olsun. Sizler var olduğunuz sürece, sizler böyle dimdik durduğunuz sürece, bu davaya sahip çıktığınız sürece, sizler bizimle beraber olduğunuz sürece, biz de Allah'ın izniyle rahmetli şehit liderimiz nasıl dik durmuşsa, biz de bugün de yarın da dik durmaya devam edeceğiz. Evet. Çünkü bu parti Büyük Birlik Partisi ki sadece siyasi parti değildir. Sadece seçimlere girip çıkmış çıkmak için kurulmuş bir organizasyon değildir. İlahi Kelimetullah için nizam-ı alem diyerek yola çıkmış bir siyasi harekettir. Bu hareket kuruluşundan bugüne kadar
hiçbir dönemde ne Washington'dan, ne Pensilvanya'dan, ne de Brüksel'den icazet almamıştır. Bundan sonra almayacak. Ve Türkiye'nin, bakın biraz sonra konuşacağız ama sözün başında söyleme ihtiyacı hissettim. Sizin bu tavrınız, bu duruşunuz, bu sıcak kanlılığınız davaya sahip çıkma iradenizden sonra, evet, son cümle olarak söyleyecektim ama şimdi ilk cümlelerimden birisi olarak istiyorum. Bugün geldiğimiz şartlarda, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda şu çok net olarak gözükmüştür ki Türkiye'nin çaresi ne iktidar partisi, ne meclisteki seküler laik anlayışını terk etmeyen CHP, ne de MHP değil, tam bağımsız, güçlü, demokratik, tam demokratik Türkiye'nin için tek seçenek Büyük Birlik Partisi. Evet. Kıymetli dava arkadaşlarım. Vatanımızı yakmaya eskisinden daha fazla bir şekilde devam ediyor. Neredeyse her gün şehitler veriyoruz. Ve maalesef bugüne kadar ülkeyi yönetenler bu terör belasından Türkiye'yi kurtaramadıkları gibi, bunun kökünü kazıyamadıkları gibi maalesef ülkemizi yeni terör belalarıyla, yeni terör adresleriyle, yeni terör örgütleriyle karşı karşıya getirmiş vaziyetteler. Bakın, PKK terör örgütüyle yıllardan beri söylediğimiz noktaya biraz olsun bugün gelebildiler. Biz ne demiştik? Eğer bunların kökünü kazımak istiyorsak, burada samimiysek ki samimiyiz, o zaman topyekün bir mücadele. Sadece asker ve polisle, güvenlik güçleriyle değil, bunların nerede bir uzantısı var, mutlaka orayla da mücadele edilmesi gerekiyor. Devlet kadrolarındakiyle de, belediyesindekiyle de, finansını sağlayanıyla da, dış desteğini sağlayanıyla da mutlaka topyekün bir mücadele gerekiyor. Ve orada en önemli noktalardan birisi de şuydu. Bakın dün birkaç gün önce korucularla yapılan toplantıda korucularımız bunu dile getirdiler. Bir kere de korucularımıza da buradan kahraman korucularımıza Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde yurdun o satında hain ve kahpe PKK terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden devletin, milletin, bayrağın, ezanın yanında duran korucu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Korucu şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Biz ne demiştik? Mobil birlikler. Rahmetli Muhsin Başkanımızın ifadesi ve biz de ondan sonra hep aynısını söyledik. Yani askerimizi, polisimizi, korucumuzu av olmaktan çıkarıp avcı konumuna geçirmemiz lazım. PKK'lı hain teröristten daha iyi imkanlara sahip, bölgeyi daha iyi tanıyan, daha fazla direnç sahibidir bizim Mehmetçiğimiz, polisimiz. Yeter ki imkan verilsin. Onlardan mobil birlikler, 5000 ise 5000, 10000 ise 10000.